Şeye de uyuz oluyorum ya bu. Bir aralar sürekli televizyondan pazarlama ürünleri çıkardı ya hani hatta ürünün üstünde de televizyondakinin aynısı gibisinden bir uyarı olur. Gördüğünüz gibidir falan mı? <laughs> Gördüğünüz gibi. Neyse o bizde kardeşim diye. <laughs> e, bu hani mesela yuvarlak mop satıyorlar paspas satıyorlar. Bunun kare olanı siyah beyaz ve kadın kullanırken belini falan tutuyor. Üzerinde kırmızı çarpı çıkıyor böyle. Gözünde canlandı mı? Canlanmadı. E biraz mı? biraz. <laughs> Onu da yeni yeni terk etmeye başladılar. Hatta hereve lazım diye bir onun çakması Türk versiyonu çıkıyordu bir aralar. Hatta kanalı çıktı ondan sonra bunun. 90'larda geçen muhabbetler değil mi? 2000'lerin başı aslında. 2000'lerin başı. Aynen evet. Yani. aynen yani yer silmenin binbir çeşidini özellik diye sunan ürünler. Appflex vardı. Appflex'i bilir Artık misin? Artık yorulmayacaksınız. Artık bel olmayacaksınız. Yendi ne. Değil mi? Haberde yeri taşıyan bir olay. <laughs> aynen aynen. Appflex bunların ilk ürünüdür ya. Böyle e, üçgen şeklinde bir şey var. Kendini hani e, olacak o kadar da Levent Kırcan'ın Bill Clinton taklidi yaptığı Şeyde sketch'te kadınlara yaptığı bir hareket vardı ya. O şekilde karın kaslarını çalıştıran bir aletti bu. Aa evet evet. Hatırladın Hatırladım. Mı? Hatırladım. O o aleti de arkasına lastik takmışlar. O o kadar yani alet bu. İnovasyonda zirvedir. Evde spor yapma aletleri bir ara çok gazlanıyordu ya. Millet de hani alıyordu. Yok. İlk gün kullanıp bırakıyordu zaten. Adamlar Videodaki da o baklava karınlı bayan ve erkekler gibi olacaksınız ama vaadiyle. işin işin kötüsü bu hala yeniyor ya yener yenir bunu iki kere çekip direkt yağlı zenciye dönüşüyorsun falan ya şey bir hatun vardı kliplerinde sürekli arka planda yağlı zenci dans ettiriyordu bir ara hala öyle mi bilmiyorum yağlı zenci mi? <gülüyor> aynen <gülüyor> üstü çıplak yağlı zenci vardır kliplerde böyle bir oluşum o... var Şeydir ya örnek vereyim hemen mesela Hande İner kliplerinde görebilirsin. Belki de hatırlamaya çalıştığım hatun sanatçı o idi. Gülşen diyor ha Duran gelmiş bu arada selamlar Yeşil Vadi diye de şakasıyla gelmiş. Yani Vadi'lerinden bahsediyorduk ya. Yeşil Vadi Seferoğulları. Seferoğlu Supiya. Sefertası oğulları. Seferoğlu Tellioğlu. Hande Yener'de de var diyor. Sen iyi takip ediyorsun ha Duran. Hadi bakalım. Yağlı zenci giy <laughs> ki. Yağlı zenci nasıl nedir bu? ve nerelerde bulunur? Bu nasıl bir payeler ya? <laughs> bu yayın asla e, ne derler ona? CJV içermez. o ya yanlış sürüyorsun kardeşim diyor sonra. <laughs> <laughs> o, o, oraya değil. Ben yağlı zenci için izlemiyordum ama diyor. Onu bana zerk ettiler. <laughs> Beni yağlı zenciye alıştırdılar. Ama bırakacağım. Geçen, geçen <gülüyor> bir... <gülüyor> Teşekkürler. Reje. <laughs> geçen bir klip izledim. 90'lardan yine. Ama 2000'lerin başı da olabilir. Bu Pınar Aile'nin bir şarkısının klibiydi. Hatırlayamıyorum şimdi şarkıyı da. Üç tane... Üç, üç mü? İki kişi dans ediyor. Bayağı klip... Mesajını direkt veriyor yani. Nasıl bir dans? Gözümüzde canlandırır mısın? <laughs> Canlandır <laughs> Hayalimizde. Hani filmlerde denk gelirsin ya. Gay barlarda dans eden dayılar. Kamyonet arkası şarkısı mı diyor. Hayır yok o değil. Daha yeni ona göre yeni bir şarkı. Al Allah merak ettim. Zaten Kim zaten dedi? Da... Pınar Aylin dedi Yorum... Duran. Pınar Aylin. Yorumlarda zaten yazmışlar bu ikisi... Kesin G'dir falan o tarz Bu ikisi hadi bakalım değil. bunlar klip çekiminden sonra hadi bakayım diye de şehir efsaneleri <laughs> doluşmuştur. Bunlar aslında kameraları kapatıyor ışıkları kısıyor. <laughs> Bu sanatçı milleti böyle. Vur. Direkten döndük. Drake. Nathan Drake. 90'lar deyince Sinan Erkoç canlanıyor gözümde. Nalet olsun ya. Rayın oturmuş dönüyor dünya. <laughs> parmağının ucu o adam ondan sonra kaç hafta konuşamadı acaba değil mi boğaz tarihinden baya bir şey ne derler ona pastil yutmuştu <laughs> pastil bir sponsoru olmuş ondan sonra kayda girmiş değil mi pastil emcüklemek <laughs> emcükü pastil <laughs> o şarkıda orijinalinde şeydi değil mi yabancı bir şarkıydı Popüler bir şarkı. Kesin öyledir. Çünkü o aralar hangi şarkı meşhur olsa yıllar sonra onun aslında şu sanatçının şu şarkısı olduğunu öğreniyoruz. O dönem Koran Bregovic şarkıları modaydı. Hep onun şarkıları Türkçe söz yazıp kullanıyorlardı. O zamanlarda çok var. Mesela Ajda Pekkan şarkılarının hepsi güzel olmasını ben tesadüf sanardım. Meğer hepsi yabancı bestelere yazılmış Türkçe sözlermiş. Çok sonra öğrenmişti. Öyle öyle. Öyle başlamış zaten. Türkçe sözlü hafif batı müziği muhabbeti. Ama başarılı bir yandan da mesela şey Shrek 2'deydi galiba. Sonunda Ajda Pekkan'ın Türkçesini yaptığı bir şarkının orijinali çalıyor. Dublajında Ajda Pekkan versiyonunu söylüyor mesela. <laughs> Bu kaleye Öndüm saldırı bak, sahnesi var. Geldim şimdi o şarkı değil mi? Bugün aslında nasıl sabırla bekledim de. Neydi o şarkı? O şarkı değil mi? Ajda Pekkan'ın söylediği ra 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 diye devam eden şarkı. İşte o evet. İşte o. Nesne topu. Nesne topunu ilan etmedim bak. Yani nesne topu bize ne çektirdi be. Ne çektirdin be. Selami Duran. Selami Duran çeşmesi. Hayrat. Hayrat doğrusu. Hayrat. Lağımda fare görüp selam veriyor. Bir daha söyler misin? Tam idrak edemedim. Hayrat. Ha, yine ha. İngilizceli. Ha. Aynen İngilizce şeyli, ya. Seni gidilerisi. Sen... Beni gidilerim. <laughs> Muhammed Talha la. Ne oluyor lan? <laughs> ne çeviriyorsunuz? Oyun mu oynarsın? Bak ne bulduk be. Bak ne bulduk biz. Şeyde de ona hastayım ya. Bu ee, Karayip korsanlarının ikincisinde bir Kıbrıslı Türkle ile Kıbrıslı Rum bir tane teknede şeye kraken'e mefta oluyorlar ya. Gözlere gözü fırlayan eleman mı? Şapka taktım kaptan kibin oldum. Ne sen ha diyor ya. Birisi şişman biri zayıf. Ha aynen. Biri kısa şişman olan Türk. Diğeri <laughs> Rum. Nedense çok ilgimi çekiyor. Ve şey. E, dublajlısında onları Trabzonlu yapmışlardı nedense. Dublajlı mı izlemiştin sen? Filmi? Televizyonda görmüştüm. Ondan sonra yine dublajlarını izlediğimde orijinalini vermeye başladılar. Dublajlar Ö yine iyiydi ya. Hatırladığım kadarıyla. Kötü değil yani dublajlısı. İlk aslında hangisini izlersen o Ben şey mesela Borat'ın ilk filmini dublajlı izlemiştim. Bayağı gülmüştüm yani. Ciddi misin ya? Ben Borat'ın ilk filmini e, o zaman pizza pizzaydı galiba. Pizzalarla beraber DVD yolluyorlardı. Üniversitedeydim o zamanlar. O şekilde görüp izlemiştim. Yoksa haberim bile yoktu öyle bir şeyden. Ee, belki altyazılı izlesem o kadar gülmeyebilirdim. Seslendiren bayağı komik, güzel yapmıştı ya. Yani. Hadi ya. Hiç duymadım bile Burat'ın e, dublajlı versiyonunu. Türk artı denizci eşittir, Laz deniz duran. duran Çövüş. <laughs> <laughs> laz eksi, hamsi eşittir sıfır diyebilir miyiz? <laughs> hamsi? Ir ırkçı bir şaka. Ya, aynen, <laughs> aynen. Balıklara, neyse. Irklar ötesi. Irk Çırkçı ve ötesi. Şaka. Türlerin kökeni. <laughs> ne diyecektim unuttum ya. Aklıma ben bir şaka senin geldi. Ya, ya? artık yok. Sen neden benim toplarımı sokuyorsun? <laughs> Erotik. 53'müş pardon. Hesapta yanlışlık var. Nasıl hesap ettiniz onu çok merak ettim. Hesap ettin. Hesap etti. Meydan dayan hayırlı olsun diyor Cyber sana. izleyen olsa çok izleyen olsa hak verirdim ama. <laughs> ne demek Belki bu sayede Belki plan budur yani. Aynen aynen. Belki de kaos yaratıp skandal ortaya çıkartmak e, maksadıyla falan filan. O yayıncı öyle bir şey dedi ki. <laughs> Uy uşağım verin ha uşağım demiş Sabber. <laughs> Bayağıdır ben şive komedisine gülmemiştim. Şeye kadar bu. Laz Ozanak Yola kadar. <laughs> Ya o da bokunu çıkartıyor be abi. <laughs> güzel ama ya. Güzel güzel ben o kaltı şeylerle keşfetmiştim zaten bizim şobla. Ben onu görmüştüm de ya bu ne lan deyip birkaç saniye sonrasında kapılmıştım. Ben aslında o adamların yaptıkları video o şekilde diğer videolarını görmeden önce hani aklına yaratıcı bir şey gelmiş bunu da başarılı şekilde yapan genç bir çocuk falan sanmıştım bunu. Diğer videolara baktım bildiğin adamlar profesyonel prodüksiyon falan da yapmış yani. Sen bana tavsiye etmesen muhtemelen ben bir süre daha izlemezdim yani. Sürekli geçiyordu kalt kat diye şey yapılıyordu, metediliyordu. Bir, bir yerde çok övülünce bende şey yaratıyor, antipati yaratıyor. Sen çünkü underground seviyorsun. Ha? <laughs> Aya düştü abi, ya. Herkes, abi şimdi ya herkes biliyor. herkes biliyor artık sabek bayadır kalt izlemiyorum demiş zaten ya ben de bayadır açmıyorum hakikaten bizim şov çıkıyor biriksin bakarım diyorum falan filan şeyleri beni en çok sevdiğim şey ya bu e, beraber konuştukları yayınlar işte podcastleri kaltın podcasti 35 Oy. dakika boyunca kuş türlerini izlemek biraz bayılıyor demiş cyber Muhabbet kuşu kast ajansı o mu? O az, galiba. Ben hiç bakmadım ona. Sesi halk oyunları turnuvası mı ne vardı? Ona çok gülmüştüm diyor duranda. Ha o da güzel ya. En son o tarzda dünya geviş getirme şampiyonası vardı. O da güzeldi. <laughs> ben Servis bayağı şeyi ki, kaçırmışım. Geviş getirme şampiyonası. hiç şeyler oradan çıktı zaten. Ee, neydi reklamlar? Bey macunlar. Kalt şey... muhabbeti bayağı ilerledi de. Ben en son şeyi izledim ya. Bu ee, Ozan Akyol şeyin dijital dünyanın içinde hapsoluyor. iki boyutlu oluyor falan filan. Bir şey siteleri gibisinden bir reklam falan çekiyorlar. Ha USB evler. Ha USB evleri aynen. O da komik değil ama izlemek hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum.